selamlıyorum. Selamların en güzelini, duaların en güzelini, yeni düvene karşı her yerde mücadele ve Zeytinlalı Harekatı'nda savaşan kahraman Mehmetçiklerimize ve polisimize gönderiyorum. Vatanımız, bayrağımız, memleketimiz ve bizler için edebiyata intikal etmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın her yerinde kadının alındığı, sorunlara çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gündür. Bu vesileyle Dünya Kadınlar Günü hepinize hayırlı olmasını, memleketinize, memleketimize, bütün dünyaya hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ne diyordu şair? O benim kollarım, bacaklarım, başım, annem, yavrum, karım, kızım, kardeşim ve hayat arkadaşım. Biliyoruz ki kadın toplumun en yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Demokratik, ileri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat kavramlarından faydalanabiliyor olmaları büyük önem taşımaktadır. Türkiye ekonomisi, sosyal hayatı, siyaseti ve demokrasi ile gelişken bu sürece en fazla katkıyı veren kadınlarımız olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilçemizde de nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Kadın yaşamı ve hayatı her alanda yer almaktadır. İlçemizde kadın girişimci esnaf sayısı, istihdam eden kadın sayısı her geçen gün artmaktadır. Kadın olarak AŞİ'de tek yürek olmaya çalışıyor ve AŞİ İş Kadınlar Derneği çatısı altında toplanıyoruz. Dernek faaliyetlerimiz arasında hasta, yaşlı, düğün, yoksul ailelerin elbette ki kadınları ziyaretlerin yanında ayda bir düzenli olarak kahvaltılarımız yapılmaktadır. Sizin eskiniz, bizim yenimiz olabilir diye yardımlaşma evi kurduk. Şu an onlarca insan bu yardım merkezinden faydalanmaktadır. Belediye başkanımız, kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanı bize katkılar sunmuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca girişimci kadınlarımıza ve iş hayatına yeni fikirler kazandırmak için Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş organize sanayi ve şehir gazilerinde yapılacaktır. Projemizin mimarı Avşin sevdalısı kardeşimiz Mehmet Meşe'ye huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Rahmetli Erdem Beyazıt ne söylemiş? Kadınlar bileri ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak. Evet, kızlarımızı okutmalı, eğitim almalı, ister doğuda, ister batıda. Kadın ve kızlarımız söz sahibi olmalıdır. Unutmayız ki kadınlar ana, kadınlar ilk öğretmendir. Kadınlar